Fenerbahçe Cenk Uzundöv'ün bırak. Herkese merhaba arkadaşlar. Takıtman TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Aziz Yıldırım telefon şakası yapacağız. Yaklaşık bir aydan beri yapmıyorduk. Benden çok istediğiniz sonunda yapıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Alt tarafta bulunan şu like butonu var ya, ona bir patlatın size zahmet. Bak orada like butonuna bir basın, şöyle bir pat 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 pat. Bir 15.000 like gelir bence bu videoya. İnşallah gelir. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ve 300.000 abone özel telefon dağıtacağım. 5 tane iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 ve iPhone X. Bununla alakalı Instagram hesabım Takıtman TV'de paylaşımlarını takip edebilirsiniz. Umarım videoyu da beğenirsiniz. Güzel bir video olur. Abone değilsiniz, abone de olabilirsiniz. Çok konuştum. Canını sıkma, çok konuşma. Telbessiz, videoya geç artık. Şimdi arıyoruz ve Trabzonspor Twitter hesabını bam 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 trollüyoruz. İyi seyirler. İyi günler, merhabalar. Ergun Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun benim. Siz kimsiniz? Tanıyamadım. Ergun Bey, ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nden arıyorum. Sayın Aziz Yıldırım sizinle görüşecek şu an. Kendisi hatta bekliyor. Müsait misiniz? Ya kardeşim sen ne saçmalıyorsun ya? Ne Fenerbahçe'si? Hem özel numaradan arıyorsun hem Aziz Yıldırım diyorsun bana ya. Ya kapat dalga geçme, sıçacağım yapacağın işe. Kapat. Alo. Yapma be, dur. Bir saniye, hemen gizli numarayı alalım. Bu sefer Aziz Başkan gibi konuşalım. Of ya. Uf 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 uf. Bu sefer aldım. Efendim. İyi günler. Ben Fenerbahçe Başkanı Aziz Başkan. Sesim geliyor mu benim? Sesinizi tam alamadım. Az önce... Alo. Ben sesim geliyor mu? Duyuyor musun beni? Ha, duyuyorum, duyuyorum. Sayın Başkan, ya kusura bakmayın. Arkadaşlar özel numaradan falan arayınca bir an bizimkiler şaka yapıyor sandım. Kusura bakmayın Aziz Başkan, özür dilerim. Ben az önce aldığım numara, gizli numara gözüktü diye mi telefonu kapatıyorsun suratımıza? Sana söylüyor çocuk, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne alıyoruz diye söylüyor. Sen niye uzatıyorsun hala, telefonu kapatıyorsun, mafatıyorsun, küfürlü konuşuyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya çok çok özür dilerim Sayın Başkanım. Arkadaşlarım falan bazen böyle şaka yaparlar bana da. Ben de onlardan biri sandım. Gerçekten çok özür diliyorum, affınıza sığınırım. Buyurun, hayır olsun. Niçin aramıştınız Sayın Başkanım? Şimdi bak, ben... seni aradığıma sebebim hayır falan değil, direkt şeye bak. Hiç hayır falan değil, direkt şeye bağladım ben. Sen telefonu birisi bir kere kendi offside demek. Böyle offside'e bağladın. Niye telefonu kapatıyorsun? İkincisi, komine gelelim biz seninle. Niye Fenerbahçe aleyhine yaptığın o Cenk Uzundöv paylaşımla konuşamadın? Bir dakika. Bekle bakayım. Yavrum şey yapın lan, şeker ilacımı getir. Benim canımı sıktı bir çocuk. Çabuk getir, şeker ilacımı getir. O da bak ya, kutunun içinde ya. O şeye bakayım. Geçmiş olsun Sayın Başkanım. Sağ ol. Şimdi sana döneceğim ben. Bekle sen. Şimdi canımı sıkma, beni bekle. Peki Başkanım. Gel ver bakayım. Suyu da getir. Şimdi beni duyuyor musun sen? Şu, başkanım. Buyurun Başkanım, buyurun. Şimdi Fenerbahçe kulübünle alakalı bir paylaşım yapmışsın sen. Cenk Uzundöv'e şey yapmışsın, Cenk Uzundöv Fenerbahçe'ye gelemez diye. Dün de Fenerbahçe'ye sallamışsın o Twitter hesabından. Fenerbahçe'ye alakalı etmişsin, Trabzonspor şeyinden, o sayfalar neydi o tweetler, şeylerden falan, o tweetlerden sallamışsın Fenerbahçe'ye. Ne için böyle bir şey yaptın? Sayın Başkanım, kusura bakmayın, biraz heyecan var da özür diliyorum tekrar. Sayın Başkanım, ben o paylaşımı bir ay öncesinden yapmıştım. Eğer istem dışı size böyle bir terbiyesizlik falan olduysa çok özür dilerim yine. İsterseniz hemen silebilirim. Şu an hatta silebilirim. Şimdi bak, ben olasını bilmem. Ben olasını falan bilmem. Benim canımı sıkma. O da Fenerbahçe ile alakalı tweetler mi gözüküyor? Ebola vakala yazıyor. Fenerbahçe ne yazmış bak. Bizim sayfamız ne yazmış sana? Fenerbahçe ne yazmış sana? Fenerbahçe şu anda Aziz Yıldırım Cenk Uzundöv ile ilgilenmekte diye bir tweet atmış. Senin altına nasıl yazarsın? Fenerbahçe Cenk Uzundöv'ün bırak... Klamponunu mu yazmışsın? Ne yapmışsın sen oraya? Klamponunu bile alamaz yazmışsın. Böyle bir şey olabilir mi? Sen, ya, ben kimleri getirdim lan bu kulübe, serbestsiz yap. Sen nasıl konuşabilirsin?
Sayın Başkanım, bu aralar bize de çok yükleniyorlar. Şimdi ben de bir sayfa yönetici şey olarak hani sosyal paylaşımdan mecburen böyle bir paylaşımlar yapmak zorundayız. O gün çok sinirliydim. Dediğim, az önce de dediğim gibi bizim üzerimize çok yükleniyorlar. Bizim üzerimize yüklenmiyorlar mı? Sen sadece Fenerbahçe değil de Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray herkese yükleniyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? Sen kafana göre hakaret ediyorsun, hakaretlerde bulunuyorsun, yapamaz edemez diye. Şimdi ben bu tweet'i sana şey yapsam, adını sen söyle, bizim siber suçlara versem, seni bu tweetlerle, hakaretlerle şey yapsam. Sayın Başkanım, ya gerçekten çok özür diliyorum. Hani o gün bir anlık sinirli oldu. Gerçekten şu an silebilirim. Lütfen böyle bir şey yapmayın Sayın Başkanım. Sen, ben komik bir şey mi söylüyorum? Ben konuşma gülüyorsun sen. Yok Sayın Başkanım, estağfurullah, ne gülmesi. Böyle sıvıtıl gibi halin var, sıvıtıyorsun sanki. Öyle bir şey duyuyorum sanki ben. Öyle yok, bir şey. Ya şimdi böyle yasal işlem falan deyince bir an şey oldum. Korkudan nefes verirken falan. Gerçekten çok özür diliyorum başkanım. Ben dediğim gibi hatta şu an arıyorum, tweet'i sileceğim yani şu dakika. Şimdi ben şunu anlamıyorum bak. Herkes Twitter'dan, ovdan buradan benim aleyhime sallıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar, biçiyorlar. Ben anladığım zaman da ben kuzu kesiyorlar bak. Gördüğümüz senin gibi kuzu kesiliyorlar. Niye kuzu kesiyorsunuz kardeşim? Niye arkamdan konuşuyorsunuz madem? Yüzüme gelince niye konuşamıyorsunuz? Hani niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Veya hiç böyle bir şey yapmaya ne gerek var böyle bir şey yapmaya? Niye? Haklısınız başkanım. Ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Ben bu şey olamaz. Ben çok sinirlendim şu an bu konu. Ben normalde benim yeğenlerim diyorum. Benim çocuklar arayacaklardı seni. Buradaki çocuklar, menajerler, onlar bunu arayacaklardı. İlgileneceklerdi ama ben kendim o tweet'i görünce benim canım çok sıkıldı dedim. Ben böyle bir şeye katlanamam. Hemen müdahale ettim olaya, baktım. Paylaşımları görünce dedim kaldırsın bu paylaşımları, dedim arayayım. Senin o yandaki o diğer Trabzonspor sayfaları da aynı şekilde paylaşmış. Onları da şimdi arayacağım. O senin bir tane daha yakın bir arkadaşın varmış. Duyuyor musun sen beni? Sesin geliyor mu benim? Evet. Sen orada Tuncel varmış. Tuncel diğer Trabzonspor sayfası. 215 bin takipçisi var onun da. O da aynı, o da aynı şekilde. Önce yanımdaydı. Neredeydi? Yanında mıydı senin o? Yanımdaydı. Siz tam şeker ilacını alırken gitti o da. Bak işte o biliyor bak. Ben onu fark etti galiba o zaman. Ben onu da alattırdım. Onu da alattırdım. Söyledim ona bak. Söyledim ona, o canımı sıkmasın benim. O da canımı sıkmasın. O Tuncel iyi biliyor beni. O Tuncel çok iyi biliyor beni. Ben zaten ondan aldım senin numaranı. Evet. O zaman tamam, şimdi anladım. Sayın Başkanım, siz ilacımı alıyorum dediğinizde bahsettim şaka maka Aziz Yıldırım anadı gibisinden. O sıra çıktı gitti. Demek ki ondan yani. Şimdi anladım. Sen benim bu konuşmalarını anladın. Dert çıkarttın. Şimdi o tweetleri sil. Aleyhimde de bir daha kimsenin aleyhimde de konuşma. Benim şeyim olmadan, kimse kızdırmadan bir daha böyle paylaşım falan yapmanı istemiyorum. Duyuyor musun beni? Tamam. Duyuyorum Sayın Başkanım. Tamam. Tamam yani bundan sonra söz veriyorum size. Şimdi bak, ben de sana bir söz vereceğim. Ben de sana bir söz vereceğim. Ben şimdi size bir telefon şakası yaptım. Tuncer var ya. Yanındaki Tuncer'den aldım numaranı. O yanında mı şu an Tuncer? Yanında mı şu anda Tuncer? Vallahi yaşınızı bilmiyorum. Yaşınızı bilmiyorum ama yanınızda mı şu anda Tuncer Bey? Yok, gitti. Dedim ya, şeker meker ilacı deyince çıktı yanımdan. Vallahi abi harbiden var ya. Şu an elim ayağım titriyor, bir de yasal işlem falan diyorsunuz. Vallahi hakkınızı helal edin ya. Bir güzel bir şaka yapalım dedik ya. Zaten dün yenildiniz. Ben de dedim bir arayayım. Tuncer dedi. Tuncer Bey böyle bir şaka yapalım dedi. Bana attı Instagram'dan. Ben de değerlendirdim işte. Buradan önümde şeyim var. Listem var. Senin tweetlerle alakalı, attığın tweetlerle alakalı. Onlara göre cevap verdim. Hakkını helal et. Ya, yani şu an harbiden var. Bir yandan sinirliyim, bir yandan iyiyim. Hani korku, şey, öfke, bir karışım şey, duygum yaşıyorum. Yani şu an küfür edesim bile var. Trabzonspor taraftarı olarak Aziz Başkan'a başkanım demek
Yani şimdi bak, ben şimdi sana bak, sen çok anlayışlı bir arkadaşa benziyorsun. Yaşın kaçtı bu arada? Benden büyük müsün bilmiyorum. Kaç yaşındasın? 28 yaşındayım. 28 yaşındasın. Abi diyeyim o zaman. Ben 24 yaşındayım. Hadi abi olarak hitap edeyim. Şimdi abicim bak. Normalde bu bir gerçek. Yani neden Twitter'da salladığınız zaman, hani Twitter'da sallıyorsunuz bu şekilde, yok öyle yaparız böyle yaparız diyorsunuz. Peki şeye gelince, böyle Aziz Başkan da veya herhangi bir büyük de gelince neden şey yapıyorsunuz? Onu anlamadım ben. Neden re yapıyorsunuz? Ya şimdi büyük balık küçük balığı her zaman yer derler ya. Evet. Öyle bir şey bu da. Vallahi yani. Vallahi öncelikle şunu söyleyeyim. Bak şunu söylemek istiyorum. Yaptığımız hani bu şakanın şakanın farkına varıp hani anlayışlı olduğu için çok teşekkür ederim. Ben beni tanıyor musun bu arada? Ben YouTube kanalından Taklitman TV, Aziz Yıldırım telefon şakası. Taklitman. Taradın mı? Geçen de muhabbet oldu. Acaba bizi arar mı, eder mi gibisinden de. Vallahi denk geldi. Vallahi ben keyif aldım. Şahsen ben keyif aldım. Küfür etmedin. Yok savcılığa ona bunu verin demedin. Ona çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim anlayışın ve ilgin alarak. Yani bu aralar herkes böyle ne yapsın yani. Şeyde dursun değil mi böyle? Bir köşede dursun, her an taklitman çıkabilir. Vallahi aynen öyle. Aynen öyle. Vallahi çok teşekkür ederim ilgin ve alakan için. Çok sağ olasın. Hakkını helal et. Çok teşekkür ederim vallahi anlayışlı olduğun için. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın abicim. Yayınlayabilirsin de videoyu, sıkıntı. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ama yayınlamayacağım. Sayfanızın ismini vermeyeceğim. Merak etme. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Sağ olasın. Hayırlı günler inşallah. İyi günler sağ ol. Arkadaşlar umarım şakayı beğenmişsinizdir. Çok anlayışlı bir arkadaş, iyi bir insan çıktı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Instagram hesabım Taklitman TV'ye bana attığınız telefon şakalarından bir liste oluşturdum şimdi. Haftada iki video geliyor, salı ve cuma günleri. Cuma günü de bir adam ve başka bir konsept gelecek, söylemeyeyim buradan da. Cuma günü mutlaka sayfada olmanızı temenni ediyorum. Instagram hesabım Taklitman TV'ye de bana yapmamı istediğiniz şakaları yazabilirsiniz. Telefon numaralarını yazabilirsiniz. Bir dahaki şakada görüşmek dileğiyle. Esen ve mutlu kalın diliyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay.